gülümseyin. Tamamdır Volkan Bey. Oh be, kurtuldum Allah be. Hakikaten kurtuldu ya. Simge sen de geç. Tamam canım. Hadi. Gülümseyin. İşte böyle, harika. İşte bu kadar. Bitti mi nihayet? Ya ama kasıldın hayatımı. Yanlış anlamayın. Ben vesikalık fotoğraf çektirirken bile kasılırım yani. Anlıyorum, anlıyorum. Bana müsaade. Fotoğrafları bir iki güne kadar gönderirim size. Teşekkürler. Çok teşekkürler Fırat'cığım. Kampanya için senden haber bekliyorum. Haber veririm, görüşürüz. Çok teşekkürler, görüşürüz. İyi günler. Çok güzel bir yüzünüz var, biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Evet, masum bir bebek gibi. Oldu, oldu. Hadi canım, hadi. Ararsın, ben senden telefon bekliyorum. Tamam. Hadi. Sen hala gitmiyor musun? Gidiyorum. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz Nana. Ben eve gidiyorum. Görüşmek üzere Volkan. Nana, akşam yemeğe gidelim mi? Sağ ol, seninle çıkmak bana pek iyi gelmiyor. Aşk olsun. Ne çok eğlenmiştik, hatırlamıyor musun? Teşekkür ederim Volkan. Ama çocuklar okuldan gelmeden gitsem iyi olur. Evde yapılacak çok iş var hem. Görüşürüz. O zaman başka zaman çıkarız. Aa, şu düştüğüm duruma bak ya. Etrafımdaki bütün kadınlar lanetliymişim gibi benden kaçıyor ya. Merve bana büyü mü yaptı, ne yaptı anlamadım ki. Ne bakıyorsun aval aval, yardım etsene kızım ya. Ne o Simge kızım, mağazaları boşalttım böyle. Dikkat et kırışmasın. Sizin aklınız ermez Makbule Hanım. Yeni bir ürünün kampanyası için modellik yapmamı istediler. Çok büyük bir iş. Burada deneme çekimleri yapılacak. Hadi bakalım, hayırlısı olsun Simge Hanım. Çok sevindim. Aman sağ olun. Nana, bana yardım edeceksin. Hazırlıklar için çocukların odasını kullanalım. Tamam. Tamamsa çıkarsana şunları. Aa, bir dakika. Bir küçük ayna, bir büyük ayna, bir maşa, bir de fön makinesi. Tamam mı? Tamam. Ay! Hay aksi! Ah, aksilikler peşimi bırakmaz artık. Of, ya ne çok nazara geliyorum ben ya. Maşallah çok güzelim ben. Ay! Rahatsız mısın sen be? Saçımı yaktın beceriksiz şey. İstemeden oldu. İlk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Görgüsüz köylü Kezban. Saçının başını halinden belli zaten. Kezban ne olacak? Kezban mı? Öf! Hadi ver şu elbiseyi ya. Uğursuzsun kızım sen, uğursuz. Cadı, bunu bana bilerek yapıyorsun değil mi? Bu saçın nerede böyle cicişçim? Öf, sus be. Hıncımı senden çıkarmayayım şimdi. Ver şunu bana be, ver. Bence çok güzel olmuş anneciğim. Teşekkür ederim kızım benim. Anne, bu kampanyada sana kaç yetili verecekler? Emre'den daha fazla para kazanacaksın değil mi? Tabii ki. Of, ama mağazada denemiştim ben bunu ya. Of, tam üzerime göreydi. Of, salak tezgahtar kız bedenleri karıştırmış olacak. Kız bakmasana öbürü versene. Anne geldiler geldiler, çabuk ol. Oldu mu? Ay bir dakika. Olmadı, mutlu oldun. Ay delireceğim şimdi. Ay gülmeyin be. Hadi yardım edin şunu çıkarayım. Ay. Versene başka bir şey ver. Gülmeyin. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız et. Ne demek? Ben bir an önce tanışmak istedim modelimizle. Şimdi iner. Buyurun lütfen. Teşekkürler.
Belki de mağazada bir karışıklık olmuştur. Yani. Şu hale bakın ya. Ayakkabım topuğu da kırık. Ama onlar nasıl olsa yüzünü fotoğrafını çekecekler. Tabii. Senin kıyafetine bakmazlar bile de. Öyle mi diyorsunuz? Tabii tabii. Ay güzelim değil mi? Hem de nasıl? Anne hadi geldiler geldiler. Biz Emre ile Makbuş'un odasındayız. Ay güzelim değil mi? Çok. 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 Ay. Ay. Tamam. İşte böyle. Peki. Ne yapalım? Ay. Anne. Neyin var senin? Ay. Yok bir şey. Sadece topuğum kırıldı. Ha. Kötü bir şey mi oldu Simge? Yo. Sadece yüz alacaktınız öyle değil mi? Evet. Şey o halde kıyafetin önemi yok değil mi? Yok canım hiç önemi yok. Sadece yüz çekeceğim. Bir de Tahsin Bey'i tanışacak. Hepsi bu. Memnun oldum ben Simge. Söylesene artık gelsin. Kim? Neydi adı? Benim fazla vaktim yok. Heh, geldi işte. Gerçekten çok güzel. Lütfen yaklaşır mısınız? Güzel. Çok güzel. Aradığımız masum yüz bu işte. Tam hayal ettiğim gibi. Ne? Ama ben sanmıştım ki. İnanamıyorum sana Fırat. Tüh Allah kahretmesin. Yani siz şimdi onunla mı çalışacaksınız? Hayır bu olamaz eğer. Bir şey yapsana Hakan. Ben ne yapayım canım? Bizimle çalışmaya hazır mısınız? Ben... Dünyaca ünlü bir model olmaya, bizimle çalışmaya hazır mısınız? Hazır. O halde hemen hazırlanıp gelebilir misin? Birkaç fotoğraf almam lazım. Sanırım Simge size haber vermemiş. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. 5 dakika içinde hazır olur. Hadi Nana gel. Ama... Bu fırsatı kaçırmayalım. Ama... Hadi gel. Ay bu anı kaçırmadım. Çok iyi oldu. Her şeyi ekrandan izledim. Çok eğlendim. Simge nerede? Aşağıda ağlıyor. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim Kulina. Çok heyecanlıyım. Kime niyet, kime kısmet. Baksana hepimizden de ünlü olacaksın yani. Aslında ben ne istediğimi bilmiyorum. Yani aslında ben sadece insan olmak istiyorum. İnsan olurken aynı zamanda ünlü olmanın bir sakıncası yok bence. Ünlü olursam Hakan sizce beni ister mi? Neden istemesin? O zaman peki. Hazır mısın? Evet. Büyük an geldi. Muhteşem. Nana çok harika oldun. Gerçekten mi? Peri kızı gibi. Bol şans Nanacığım. Teşekkür ederim Kulina. Bitti mi şurası? Vay! Çok güzel değil mi Emre? Harika! Canım benim.
edeyim. Teşekkür ederim. Tutturdular bize verilen emir böyle. İçeri girene kadar yanınızdan ayrılmayacağız diye. Üf. Hı. Öteki starımız da geldi işte. Ne oldu? Çok mu geç kaldı? Yok canım. Herkes bir şöhretini tutturmuş gidiyor işte. Başını, saçını. Ne oldu Makbuş? Neden herkesin suratı asık? Bir şey yok kızım. Baban Emre'ye kızdı biraz. Nana ne kadar güzelsin. Nasıl geçti çekimin? İyiydi ama biraz yoruldum ve sıkıldım. Etrafımda bu kadar insanın olmasına, hepsinin sürekli benimle ilgilenmesine alışamadım daha. Üzülme, yakında alışırsın. Emre her gün okulda temsilse bile zor çıkıyor. Çekilen fotoğraflarında yanında olan var mı? Hı, birkaç tane verdiler. Göstersene. Tamam. Bak. Çok güzel çıkmışsın. Ay ne kadar güzel çıkmışsın. Teşekkür ederim. Özge, gel bakayım buraya sen. Hadi biz gidelim artık. Ama dizi? Evde izleriz artık. Ama yarının programını Emre ile konuşacaktık. Sabah konuşursunuz. Hadi iyi geceler. Hakan'a sıkılıp gittiğimizi söylersiniz artık. Selam da söyleriz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Bak bak gördün mü? Bakmış bak. Çok güzel. Ya ne güzel. Ah canım. Dur dur arabayı. Var ya seni. Çok güzel oldu. Gidebiliriz. Merhaba, evet. Benimle mi? İyi de benimle neden röportaj yapacaklar? Tamam, tamam. Oraya mı geleyim yani? Tamam, görüşürüz. Ne olmuş kızım? Bir dergi için benimle röportaj yapacaklarmış. Bir de bir menajerle tanışacakmışım. Ah, hadi hayırlısı. Ah nanacığım, her şey o kadar çabuk oldu ki. Çok korkuyorum başına bir şey gelecek diye. Canım ne gelecek? Hem şirkette yapacaklarmış röportajı. Anladım da kızım ne bileyim. Bu işler sana göre mi? Daha dünyayı, insanları yeni yeni tanıyorsun. Aslına bakarsan ben de korkuyorum Makbuş. Canım bu kadar ödek olmana ne gerek var? Hadi oradan şarkıcı bozuntusu. Öyle deme nineciğim. Bozuluyorum ama. Bozulursan bozul. Kulina tamir eder seni nasıl olsa. Nanacığım, artık ikimizin de amacı aynı. İkimiz de şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya başladık. Ben de sana iş teklif etmeye geldim. Boşuna zahmet etmişsin. Yeni şarkımın klibinde oynamanı istiyorum. Aman ne şahane. Ama şarkımın sözlerini duyunca fikrini değiştireceğinden eminim. Başka dünyadan geldi. Na 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 na. Oyuncak mı peri mi? Na 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 na. Yalancının biriydi. Na 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 na. Bana bak Şoker, neyin peşinde olduğunu bilmiyorum ama bu şarkıyı asla söylemeyeceksin. Nedenmiş? Bence aranjmanı tamamladıktan sonra listelerde bir numara olacak. Başka dünyadan geldi. Na 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 na. Oyuncak mı peri mi? Na 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 na. Bu şarkıyı söylemene asla izin vermeyeceğim, anlıyor musun? Şoker Bey evladım,
Hani şan şöhreti bulunca Nana'yı rahat bırakacaktın? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarabilir nineciğim. Ama bana asla sökmez. Hemen buradan git Şoker, hemen çabuk. Neden kapıya bakmıyorsunuz? Deli mi ne? Kayboldu, açalım. Sen tava yemeyeli çok oldu. Kaşınıyorsun ama ha. Açmıyoruz çünkü senin burada olduğunu kimsenin bilmesini istemiyoruz. Anladın mı? Ama bakın nasıl da ısrarla çalıyor. Ya ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Yapma. Takame, takame. Bırak diyorum. Ne zamandır berabersiniz? Çok uzun zamandır. Ama siz de az değilsiniz. Yakaladınız bizi. Ne diyorsun sen? Biz beraber falan değiliz. Yalan söylüyor. Akmuş bir şeyler yap. Evladım çıkın bakayım dışarı. Bu yaptığınız haneye tecavüzdü. Evlilik ne zaman acaba? Ne evliliği ya? Vallahi çocuklar ben teklifimi yaptım. Ama kız tarafı biraz nazlı. Öyle değil mi nanacığım? Yeter artık Şoker. Şoker. Bana taktığı ismi ne kadar tatlı, öyle değil mi? Aslında önceleri Şeker diyordu. Ama bu zamanla Şoker'e dönüştü. Siz Nana Hanım'a nasıl hitap ediyorsunuz? Ben ona bez bebeğim diyorum. Nasıl ama? Çok romantik. Ay, çıkın evladım, çıkın Allah aşkına. Vallahi polis çağıracağım. Ahnan adlı bir şarkı üzerine çalışıyor musunuz? Yılın parçası olacak diye iddialarınız var. Hayır, hayır, böyle bir şarkı olmayacak. Olmayacak. Arkadaşlar ama Nana'ya yapacağım sürprizi bozdunuz. Bırak. Benim ona evlilik hediyem olacaktı o şarkı. Ay yeter, yeter artık. İkinizin de göz önünde olması ilişkinizde ne gibi zorlukları neden oluyor? Yeter artık be, yeter. Hadi dışarı. Arkadaşlar, hadi, hadi, kusura bakmayın. Hadi, hadi, kusura bakmayın. Hadi. Evlilik arabesinde gergin biraz kendileri. Ay. Seni mendebur şeytan seni. Ne yapacağım ben şimdi? Aman ne bileyim kızım. Bu Şoker ne yapıp yapıp senin huzurunu kaçıracak bir şey yapıyor işte. Ya Hakan'ın kulağına giderse? Giderse ne demek? Bu akşamdan tez yok. Bütün gazetelerde, bütün kanallarda çıkar artık. Gerçekten mi? Tabii kızım. Bunlar paparazziler. Affetmezler vallahi. Al kızım, sen iş yerine gitmeyecek miydin? Bu kargaşada unuttum onu. Hemen gidiyorum. Üstümü de yolda değiştiririm. Aa, gitti bile. Yanıt vermiyor. Bu Volkan bir şeyler çeviriyor ama ne olduğunu çözemedim. Merak etme. Volkan bu işte. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz ki. Hoş geldin nanacığım. Geç otur şöyle. Hemen şimdi gelirler. Peki. Bu kampanyanın yeni yüzü nasıl oldunuz? Bilmem ki. Tesadüf müydü her şey? Sayılır. Yani evet. Aslında ben başta istemedim ama... Peki nasıl bir çocukluğunuz oldu? Ailenizden bahseder misiniz? Ben... Güzel bir çocukluğum oldu. Ben... Biraz ara verebilir miyiz? Tabii. Tamam. Bu senin daha ilk röportajın. Ayrıca hiç de kötü değildi. Sürekli kekeledim ama... İyi de bu bir dergi için yapılan röportaj, hiç önemi yok bence. Yok, ben bu işleri kıvıramayacağım galiba. Hiç öyle şey olur mu canım? Daha acemisin mi ondan? Ben güzellik yarışmasında 3. olduğumda ilk röportajımda öyle heyecanlanmıştım ki senin kadar bile konuşamamıştım. Gerçekten mi? Evet. Rahat ol, sakinleş biraz. Harika bir yüzün var. Ve inan bana çok ama çok iyi bir gelecek seni bekliyor. Bak, birazdan menajerlik yapan arkadaşım Murat'la buluşacağız. O seni rahatlatır, inan bana. Kendini ona bırak yeter. Kısa zamanda her şey değişecek. Nana düşünsene, artık burada değil Paris'te yaşayacaksın. Ay ne kadar güzel. Paris mi? Ama ben burayı çok seviyorum, gitmek istemiyorum. Olur mu? Burada bir yere kadar gelebilirsin Nanacığım. Simge doğru söylüyor Nana. Şimdi arkadaşımla buluştuğumuzda her şey aklına yatarsa anlaşmayı imzalayacaksın. 5 yıllık bir kontrat. Nasıl? 5 yıl mı? Hı-hı. Hadi hadi Nana, başına talih kuşu kondu. Nana? Yepyeni bir hayata başlayacaksın şimdi, öyle mi? Aslında ben... Yani...
E hadi çıkmıyor muyuz? Tamam canım, çıkalım. Hakan Bey, bugün hiç Volkan'la konuştunuz mu acaba? Hayır, telefonunu açmıyor. Öğleden sonra da hep kapalıydı. Ay ben de ulaşamadım da, acaba başına bir şey mi geldi diyorum. Ay yok canım, daha neler. Evi arayıp annesini de telaşlandırmak istemedim. Ya boşuna telaşlanıyorsunuz. Ne olacak canım? Volkan işte bu. Bir yerlerde takılıp kalmıştır yine. Ben onu akşam arayıp seni aramasını söylerim. Yok canım. Ben bir iki tane evrak vardı, onlarla ilgili şey etmiştim, yoksa değil yani. Hadi çıkalım. Evladım, ne oldu? Yok bir şey. Hadi çitlenme, ben seni yatırayım, gel. Tarkan Sandal'la yeni reklam kampanyasıyla billboardları süsleyen güzel model Nana'yı birlikte görüntüledik. Ahmen adlı bir şarkı üzerine çalışıyormuş. Arkadaşlar ama Nana'ya yapacağım sürprizi bozdunuz. Benim ona evlilik hediyem olacaktı o şarkı. Bütün bunlar tamamen yalan Hakan. İnan bana. Onun bu evde ne işi var? Hiç. Sadece bu bir oyun, anlamıyor musun? İnan benimle alakası yok. Bu senin hayatın. Beni hiç ilgilendirmiyor, ne yaparsan yap. Ama... Dilediğin gibi yaşamakta özgürsün. Açıklama yapmak zorunda da değilsin. Ama... Ah yavrucuklarım, ah. Bir laf söz dinlemiyorsunuz ki. Şoker'le görüntülerimiz televizyondaydı. Hakan çok üzüldü galiba. Ben de babamı üzecek çok kötü şeyler söyledim. Makbuş, bu şöhret çok da güzel bir şey değil galiba. Galiba. Sizce babam beni affeder mi? Tamam evladım, tamam. Şimdi söylüyorum, tamam. Ne olmuş Makbuş? Ah, Murat Bey seninle anlaşma imzalamak için şirkete gelecekmiş. Hakan da Nana buraya gelsin dedi. Makbuş ben ne yapacağım? Aa, ne yapacağım var mı evladım? Başına devlet kuşu kondu baksana. Ama ben daha gerçek bir insan bile değilim. Hem sensiz çocuklar olmadan, Hakan da olmadan... Yalnız başımın çaresine nasıl bakarım ben? Ama kızım, böyle bir şans da insanın başına bir kere gelir. Böyle bir fırsatı tepemezsin sen. Şan, şöhret, bol para. Bunlar çok mu önemli? Aa, önemli olmaz olur mu kızım? Yine de sizlere duyduğum sevgi benim için daha önemli. Aa, tabii canım, işin orası başka tabii. Sevginin önüne... Değil şan, şöhret, para. Hiçbir şey koyamazsın anacığım. Hiçbir şey koyamazsın. Nasıl buldun? Harika. Eklemek ya da çıkarmak istediğin maddeler varsa konuşabiliriz. Konuşulacak bir şey yok. Güzel. O halde işte kalem. Bak kalem. Al bakalım. Harika bir hayat seni bekliyor Nana. Önümüzdeki hafta Bora Bora adalarında çekimlere başlayacağız. Ay inanmıyorum. Nana beni de makyözün yapsana. Merve. Şaka ki. Ay Nanacığım, kim bilir seni bir daha ne zaman görürüz. İstanbul'a geldiğinde de otelde kalırsın artık. Evi ne yapacaksın, öyle değil mi? Ay ne şahane bir hayat. Ay seni çok özleyeceğiz, inan bana. Gerçekten.
Paris'teki dairem için talimat verildi bile. Büyük ihtimalle Şanzelize meydanına bakacak. Hemen dil kurslarına başlayacaksın. Aha, ayol dil kurslarına gerek yok. Nana'da ne marifetler var. Japonca bile biliyor. Japonca mı? Oho, onda kaç dil var bir bilseniz. O halde her şey iki kat hızla ilerler. Nana, inan bana, bir yıl içinde dünyanın bir numaralı fotomodeli yapacağım seni. Anlamadım. İstemiyorum. Nasıl yani? Nana, iyi misin sen ya? İyi olur mu ya? Delirdi. Yok, gayet iyiyim. Murat Bey, teklifiniz için çok teşekkür ederim. Ama kabul edemeyeceğim. Düşündüm de ben Makbuş'tan ve çocuklardan ayrılamayacağım. Onlara duyduğum sevgi bana vereceğiniz her şeyden daha önemli. Teklifinizi kabul edemeyeceğim, üzgünüm. Şaşırdın mı sen kızım ya? Ay neleri teptiğini bilmiyor bu salak ya. Of ya. Daha fazla bu saçmalığa dayanamayacağım. Demek kabul etmiyorsun. Ben kabul ediyorum. Ne olur beni getir. Vallahi ne derseniz kabul ederim. Onu yerine beni götür. Olur mu? Ne olur. Neden olmasa ki? Çok güzel model olurum bak. Model, foto model, top model, pop model olur. Her şey olur. Bir bak bana. O kadar cevherler var ki bende tatlım. Lütfen harcama beni. Beni de bir dinle. Ben... Bak pişman olmayacaksın. Tamam. Gel kaçma, tamam. Gel konuşalım. Profilden bak ne kadar tatlı. Neden kabul etmedin Nana? Söyledim ya, sizlerden ayrı kalmak istemedim. Ama bu çok büyük bir şanslı senin için. En büyük şans insanın sevdikleriyle yaşamasıdır. Nasıl bir şeytan tüyü varsa şu şokerde sürekli herkesi kandırıyor. Ayol beni bile düşünsene. Ya. Sana zarar vermeyeceğim dedi. Tüm medya bizden bahsediyor. Bundan daha büyük zarar olur mu canım? Yani sihirli nota kitabıyla yaptığı müzikle insanları etkileyebilir mi yani? Etkilemek mi? Bu gece müziğimle tüm dünyayı kendime hayran bırakacağım kızlar. Ay. Oyuncaklar ülkesine bakıp hemen geliyorum. Emre'cim sen yukarı çık, şimdi geliyorum. Mutfaktan kurabiye meyve suyu alayım. Birlikte çalışalım, tamam mı? Harikasın anacığım. Ay aklım çıktı vallahi. Bu evde yol geçen ana gibi. Biri gidip biri geliyor. Önüne gelen selamsız sabahsız dalıyor içeri. Ay Makbuş yeter artık söylendin. Ay bir dur da kafamı toplayayım. Kulina. Şoker biraz sonra konsere çıkacak, ne yapacağız? Sihirli kitabı ondan almanın hemen bir yolunu bulmalıyız Nana. Biraz sonra buraya gelecek. Nereden biliyorsun? Konsere çıkmadan balı vuracağını söyledi. Benim için bir reklam kampanyası ayarlamış da. Emre. Aman Yağmur. Tabii ki o şapşalı kampanyasında oynamayacağım. Ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi siz aşağı in. Buraya geldiğinde belki onu kandırıp kitabı ondan almanın bir yolunu bulurum. Eğer kitabı ele geçirirse konsere gidemez. Çünkü Akkuyla'nın dışında tek bir bestesi yok. Böylece sihirle insanları etki altına alamadığı gibi konsere gidemediği için sanat yaşamı da burada biter. Nasıl ama? Vallahi pes dedim oğlum. Zehir gibi maşallah. Tamam, bizim kulağımız kapıda olacak. Böyle ıslık çalmaya başladığımda içirdim, tamam mı? Tamam. Tamam. Tam zamanda geleceğiz, sakın korkma. Sonrasında rica ederim bana bırakın. Tabii ki. Ne haber dostum?
Şoker, ne kadar harika olmuşsun. Bu çok büyük bir konser. İnan bana, artık tüm dünya benim etkim altına girecek. İnanırım. Yeni bestelerin nasıl? Aslında aramızda kalsın ama beste falan yok. Ama elimde çok önemli bir güç var. Çok merak ettim Beybiş. Biz dostuz, öyle değil mi? Tabii ki dostuz. Bak. Sihirli nota kitabı. Sihirli nota kitabı bu. Ne o? Sizin dizi yayından kalkmış. Evet, reytingler yüzünden. Kendini derslerine mi verdi yoksa? Yok canım, ne dersi? Bizimkileri kandırmak için bunlar. Ben de senin izindeyim dostum. Şöhret peşindeyim yani. Bizim reklam işi ne oldu? Hiç merak etme. Her şey tamam gibi. Geldi mi acaba? Ya. Emre'nin işaretini bekleyelim. Sonra kitapla birlikte kaybolursa yanarız vallahi. Ben gidip şu tavamı getireyim mi? Ay ilahi Makbuş. Bir ses mi geldi? Hayır. Şşt şşt. Bunlar beni çok bunaltıyorlar Şoker ya. Baksana Nana da modelliği falan bıraktı. Ben seninle takılmak istiyorum. Sen çok akıllısın. Hem de çok başarısın. Biliyor musun Güley'in arkadaşları sana tapmış. Ne yakışıklı çocuk derler senin için. Evet. Kızlar beni çok beğeniyor doğrusu. Umarım ben de büyüyünce senin gibi yakışıklı olurum. Beni şımartıyorsun Emreciğim. Ama gerçek bu. Şoker, şu sihirli nota kitabına bakabilir miyim? Daha önce hiç sihirli kitap görmedim de. Bilemiyorum. Gitmem gerek. Konserim başlamak üzere. Yoksa bana güvenmiyor musun? Yok canım. Ondan değil de. Dost olduğumuzu sanmıştım. Tabii ki öyleyiz. Aferin Emre. Nana. Aferin Emre. Ver onu bana. Geldi al. Seni bacaksız seni. Bana oyun oynadın ha? Tam da oyuncuymuşsun sen. Boşuna peşinden koşmamışlar senin. Şoker, sen çok ama çok oldun. Al bakalım. Al sana. Demek müzik için yanıp tutuşuyorsun ha? Al. Ne oldu, her şey tamam mı? Tabii ki. Babam seni arıyor Nana. Efendim? Adresi verirseniz gelirim. Tamam, tamam geliyorum. Hakan beni çağırıyor. Ne yapacaksın? Gittim bile. Dünden hazır ayol. Gençlik işte, gençlik Makbuş. Emre, biraz gitar çalmaya ne dersin? Harika olur. Hadi. Hadi. Dandini dandini dostana danalar mı ki? Nereden çıktı bu kar kayak tatili? Yok yok, ben gelemem evladım. Siz gidin. Ay benim romatizmalarım hazır orada. Tamam tamam, biz hazırlığı yapmaya başlarız. Yok evladım, benim ne işim var dağda bayırda? Tamam tamam yavrum, gelince konuşuruz. Ay bu karda kıyamette bir bu eksikti. Ne oldu Makbuş? Kartalkaya'ya gidecekmişiz. Hakan hazırlık yapın diyor. Kartalkaya neresi? Dağın başında bir yermiş. Ay benim ne işim var bu yaştan sonra dağda bayırda? Düşer kalırım vallahi, bir yerimi kırarım. Biz de mi gidecekmişiz? Evet, hadi sen neyse de. Benim ne işim var orada evladım? Öyle değil mi Makbuş? Öğretmenim misin benim ya? Ya rahat bırak beni ya. Ne oluyor evladım? Çabuk yukarı çıkıp tamamla şu testi, yoksa kötü olacak ona göre. Ne yapacaksın? Hadi oturalım. Hay Allah. Geçin hadi. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş gelin bulduk. Bakalım içeri. Hoş bulduk. Gamze, akşamüstü seni alırım ben, tamam mı? Tamam. Üzmediler seni değil mi evladım? Ya ne demezsin. Hoşça kalın. Güle güle yavrum. Hadi gel.
Hoş geldin Gamze. Teşekkür ederim. Çocuklar, babanız aradı. Kartal Kaya tatile gidiyormuşuz. Ya, yaşasın. Orada da ders çalışmaya devam edeceğiz Emre'cim. Kızım bela mısın sen ya? Evet. Film nasıldı? Ay çok romantikti. Çocuklar acıkmadınız mı? Biz de söyleyelim. Pizza, 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 pizza. Aman ne anlıyorsunuz şu pizzadan canım? Pizza isteriz değil mi? Pizza, 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 pizza. Tamam, 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 tamam. Yaşamak mı? Yaşamak. Makbuş, hadi bırak onu, iç şunu. Aman kızım, sen de unutmuyorsun şu Meret'i bir türlü. Sana kalsa hiç içmeyeceksin. Doktor bunu düzenli kullanmanı söylemedi mi sana? Ne yapayım kızım, serseme çeviriyor bu ilaç beni. Koy kızım şuraya, ikide bir yukarıdan alması zor oluyor. Her şey hazır, öyle değil mi Makbuş? Hazır evladım, her şey hazır. Merak etme. Ay, daha biz gidip valiz hazırlayacağız. Hadi pizza söyleyelim. Ne pizzası evladım? Daha gündüz yediniz. Kaç çeşit mis gibi yemek yaptım. Ne yapsınlar? Çocuklar doymuyorlar pizzaya. Hakan evladım, biz gelmeseydik. Aa, olur mu? Hep beraber gideceğiz. Evet, itiraz yok. Herkes geliyor. Babacığım, sabah giderken buradan pizza götürelim. Belki orada bulamayız. Allah Allah, bu da kafayı pizzayla bozdu. Ben bir su alayım. Ben getireyim evladım. Aa, yok yok. Siz yorulmayın. Ben alırım. Alınca yarın bizimle gelecek hali kalacak mı bakalım Makbuş Sultan? Susamışım vallahi. İlaç saati. Ay polis gibi peşimde bu kız vallahi. Ben bakarım. Hoş geldin. Hayrola Volkan? Sorma abicim. Kayak takımları benim arabaya sığmadı. Şunları senin arabanın üstüne koyabilir miyiz diyecektim. Tabii tabii. Bir dakika, anahtarı alayım da. Hakan. Ha? Ben kafayı yiyeceğim ya. Bütün gün Merve'yi sıkıştırıp durdum. Bir şey öğrenemedim. Sen biliyor musun kiminle gelecek bu kız? Nereden bileyim, bilsem söylemez miyim oğlum? Ben senin durumunu hiç iyi görmüyorum. Saplantı haline getirdim bu işi. Evet ama ne yapayım, kendime engel olamıyorum. Nedenini bilmiyorum ama sürekli onu düşünüyorum ya. Artistlik yaparken düşünecektim. Vallahi büyük eşeklik etmişim. Çok pişmanım. Dayanamam. Yani biriyle görürsen olay çıkarırım ona göre. Hadi oradan, hadi hadi yürü yürü. Makbuş. Makbuş, neyin varmış? İyiyim evladım, iyiyim. Tansiyonu fırlamış yine. Ben biliyordum zaten. Ense köküme böyle yumruk yemiş gibiyim. Ay iyisin değil mi Makbuş? Ay iyiyim evladım, iyiyim. Doktor ilaç verdi, birkaç saate kendine gelecekmiş. İnşallah, inşallah. Kusura bakma, iki ayağınızı bir papuça soktum. Canım senden önemli mi Makbuş Sultan? Onu bırak da sen ilaçlarını almıyor musun? Almaz olur muyum evladım? Ben unutsam nana mutlaka içiriyor. Bak Makbuş, gerçekten kötüysen iptal edebiliriz. Yok evladım, olur mu öyle şey? Gidin siz, ben onun hep yanında olacağım, merak etmeyin. Ben de kalayım onlarla baba. Hay Allah,
çok kötü oldu ya. İş için gitmiyor olsaydık kesin iptal ederdim de. Siz keyfinize bakın, ben buradayım. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Hadi kızım. Doktorun telefonu burada var. Bir şey olursa ararsınız, hemen gelir. Tamam. Ay canım. Hadi iyi tatiller evladım. Ah yavrum. Görüşürüz nana. Görüşürüz. Hadi görüşürüz yavrum. Nana. Görüşürüz Makbuş. Senin gelmeni çok istemiştim. Bir dahaki sefere. Hadi Hakan, geç kaldık. Ah. Hadi güzel.